Hayatı paylaşmak için engel yok sloganıyla fark yaratan İstanbul Büyükçekmece'deki Anka Yaşam Merkezi'ni ziyaret ettik. İzliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, Anka Özel Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'ndeyiz ve yanımda eğitim koordinatörü Berkan Erdoğan var. Merhabalar Berkan Bey. Merhaba. Berkan Bey, burada neler yapıyorsunuz? Otizmli bireyler başta olmak üzere diğer engel gruplarının hepsinde yaşam minderliği ve özel eğitim programları uyguluyoruz. Programlar dahilinde kişiye yönelik, kişi özgü programlar hazırlayıp onların hayatlarına olumlu yanda etki etmeyi düşünüyoruz. Tabii ki bunu yaparken uzman kadromuzla birlikte bunları amaçlıyoruz. Bir beden eğitim uzmanımız, özel eğitim uzmanımız, aynı zamanda psikologumuz ve okul öncesi öğretmenimizle birlikte çocukların gelişim programını hazırlayıp bunun üzerine çalışmalar yapılıp onların hayatlarını tek başlarına idame ettirebilecek seviyeye gelmelerini arzuluyoruz. Peki birazcık da kuruluşuna değinelim dilerseniz. Ne kadar zamandır faaliyet gösteriyorsunuz? Anka 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde kuruldu. 3 gönüllü eğitimci tarafından. 2009 yılından beri biz burada İstanbul'da tek olmak üzere yaşam minderliği programı uyguladık. Daha sonrasında Türkiye'de ve dünyada tek olmak üzere özel eğitimi, yaşam minderliği ve hareket eğitimini bir çatı altında topladık. Şu anda Türkiye'de tek özel eğitim, yaşam minderliği ve hareket eğitimi bir çatı altında. Ve bunu yaparken de dediğim gibi özel eğitim uzmanımız, yaşam minderimiz, beden eğitim uzmanımız ve aynı zamanda psikologumuzdan yardım alıyoruz. Bu şekilde eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Peki kimler geliyor buraya? Buraya kimler geliyor? Yurdun belirli bölgelerinden ailelerimiz geliyor. Yurt dışından gelen ailelerimiz var. Tabii ki genelde İstanbul içinden ailelerimiz buraya katılıyor. Ama bütün engel grupları başta olmak üzere otizmli bireylerin aileleri buraya genelde gelip eğitim alıyorlar. Peki buraya gelen öğrencilerin gelişim süreci nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle gelip burada biz bir değerlendirme yapıyoruz. Beden eğitim uzmanı ve özel eğitim uzmanı tarafından. Bu değerlendirme sonucunda kişiye özgü bir program çıkarılıyor. Bu program yaşam liderine yani beden eğitim uzmanına dahil ediliyor. Bu beden eğitim uzmanı birebir olarak kameralı sınıflar altında çalışmalarına başlıyor. Orta ve uzun vadeli hedefler ortaya çıkartıyoruz. Tabii ki hedefimiz, tekrar altını çizeceğim, bireyin yaşamını tek başına idame ettirebilmesi, devam ettirebilmesi. Berkan Bey, birçok velinin öncelikte tuttuğu en önemli kriterlerden biri olan eğitmen kadrosuna değinmek istiyorum. Siz buradaki eğitmen kadrosunda nelere titizlik gösterip nelere dikkat ediyorsunuz? Biz insanlara değer veren, özellikle çocukları çok seven eğitmenlere genelde burada işe başlatıyoruz. Aynı zamanda ılımlı, sabırlı ve yeniliğe açık eğitmenleri içeride tutuyoruz. Bu iş sabır işi gerçekten. Hani ciddi bir hani tahammül, itina isteyen bir iş. Tabii ki sabır olmazsa hem öğrencilerimizin öğrettiğimiz yöntemleri değiştirmemiz lazım. Hem de aynı şekilde sabırla birlikte öğrencimizden nasıl bir verim aldığımızı görmek gerçekten bizi çok duygulandırıyor ve hoşnut ediyor. Çok teşekkür ediyorum röportaj için. Ben çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Evet sevgili izleyiciler, bakalım önümüzdeki durağımız neresi olacak?